Vazgeçemediğin şeyi sordum ya. Vazgeçemediğim şey huzur. Oğlum benim takipçilerimle ne biçim konuşuyorsun lan? Bir videodan ortalama $300 gelsin. Geri kalanına bu tatta devam edelim diyoruz. Anlasana! Ah gidiyor. Tamam. 1 milyon gidiyor. Dur 1 milyon gitmesin aman. Hava çok soğuk ya. Bir an önce şu açılışı yapıp içeri girmek istiyorum. Kayıtta mıyız? Merhaba. Hiç haberim yoktu. Aha! Hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne haber? İyi valla, hoş geldiniz. Buyurun. Üstümüzü bir çıkartalım. Bir şey diyeceğim. Çok iyi. Aa dur lan, ben asıl en önemli şeyi unuttum. Vibratör çıkarıyor. Evet, Cihan Akıncı Show'un yeni bölümündeki konuğum. Alper Rende. Kendisi tatbikattan selam. Geldi. Evet. Sorularınızı bekliyorum. Ona sorularınızı şuradan sorabilirsiniz. Ben de yeni bölümde sorayım. Ya ben senin içerikleri bayağı seviyorum bu arada. Yani çünkü çoğunluğa göre daha orijinal şeyler buluyorsun. O yüzden evet. Hoşuma gidiyor. Peki sen bunları bir yerden araklıyor musun? Doğrusu. Yurt dışından çok esinleniyoruz. Esinlenmek demeyelim. Esinlenmek diyelim çünkü onu direkt yaparsan Türk kültürüne de çok uymuyor çoğu şey. Mesela? Bir tane uymayanlardan örnek versene. Mesela yukarı ekmek fırlatıyorlar, aşağıya doğru bakıyorlar, kimin kafasına düştü diye bakıyorlar, anladın mı? Ama bunu Türkiye'de öyle yapamazsın. Yaparsın, atıyorum ekmeği fırlatırsın, düşer, alıp en sonu öpüp başını. O bir seçenek. Ya bir şey diyeceğim, ama bu paraları işte. Cidden birbirinize veriyor musunuz ya? Bizde çocuklar maaşlı değil, cam kasalı. Hani baba kırın alın maaşınızı. Bizde sistem bu. Adamları köle gibi çalıştırıyor. Camı kırın lan diye. Ha, maaş mı? Al. Bir tık kilo almışsın bu arada. Sığamıyorum zaten. Evet kilo aldım. Aynı şeyi bana da söylüyorlar. Ben de çok kilo aldım. Beraber spora yazılıp 30 günde nasıl kas yaptık yapıyor muyuz? Ben onu denedim yapamadım. Her şey olmadan olur ama nokta nokta olmadan olmaz. Abi ben hem çalışma ortamımızda hem yani benim kendi arkadaş grubumda huzursuz bir insan olduğu zaman hayatta huzurlu olamıyorum. Benim için her zaman en önemli şeydir yani. Yanımızda olan birisinin bile mutsuz olması beni çok demoralize eder. O kadar uzun anlattın ki ne sorduğumu unuttum. Yani diyorum ki bir videodan ortalama $300 gelsin. Vazgeçemediğin şeyi sordum ya. Vazgeçemediğim şey huzur. Bu soruyu çok seviyorum, onu demek istedim yani. Öncelikle bu ödülü almayı nasıl başardın onu? O benim değil, bizim Arda'nın ödülü burada kalmış. O onun ödülü, üsttekiler benim ödülüm. En iyi güzellik ve bakım influencer kampanyası. Ne buna alaka? Bir ürün yerleştirme videomuz vardı, o da işte... Tamam, ismini vermeyelim şimdi burada. Hobi jöleleri. Oğlum niye veriyorsun? Ah gidiyor, tamam. 1 milyon gidiyor. Dur 1 milyon gitmesin aman. Serkan Aydın demiş ki videoları bana hiç çekici gelmiyor, biraz kalitesiz. Ne düşünüyor? Yani bir siktirsin. Oğlum benim takipçilerimle ne biçim konuşuyorsun lan? Ha şakaydı bu. Yani abi olabilir ya, herkese nasıl... abi herkese nasıl şimdi şey yapalım yani hitap edelim. Senin neydi kanalın adı? Açık Büfe. Açık Büfe kanalına abone olmayı unutmayın bu arada. Denk geldim söylüyorum. Bunu söylemeyince olmuyor bu arada. Olmuyor değil mi? Evet. Evet ya. Ne yazık ki cringe dursa bile söylemek zorundayız yani. Ama çünkü insan unutuyor çok evet, normal yani olarak. İyi bir şey izliyorsun mesela. Evet. Abi hiç umurunda olmuyor. Aa like atayım da abone olayım ama hatırlayınca aa doğru falan diyorsun. Bak like'ı da iyi hatırlattın. Beğenmeyi de unutmayın. Açık Büfe. Bunu şimdi istediğin bir yere yapıştıracağız. Ne sen sence neyi doğru yaptın onu sorayım. Biz çok fazla okumayı sevmiyoruz. Direkt görsele bakıyoruz. Ve görsel ya kitap seçerken de öyle mesela kapağını beğendiğin zaman aa ne güzel kitapmış diyorsun falan gibi. O yüzden thumbnail muhteşem önemli. Ve thumbnail'lara da çok dikkat gösteriyorum. Ben kendim yapıyorum zaten bütün thumbnail'ları. Ve mesela 3 saat 4 saat uğraştığım thumbnail oluyor. Hadi ya. Gerçekten oluyor. Yani 2 dakika sürüyor. Hadi sana bir kahve ısmarlayayım şurada. Hadi ısmarla ya. Kahveyi yaptık siz gelmeden evvel. Çok naziksiniz, çok teşekkür ederiz. Alper bayağı enteresan sorular var ha gelen sana. Allah Allah. Kaçış 3 ne zaman gelecek var? Bu sorudan hiç kurtulamadık. Hüseyin Alak demiş ki Betül Çakmak'la niye ayrıldınız? Böyle bir şey var. Allah Allah. Nereden biliyorlar? Nereden duyuyorlar falan?
Ne alaka? Bir dakika, şey yapsana. Betül'le ayrıldık çünkü... En başa koyacaksın değil mi? Ya sen bu işi yaparsın. Hiç böyle YouTube'da... Ya abi artık yeter ya. Ben bırakıyorum abi. YouTube'un da başlarım, internetin de sosyal medyasında da. O an oldu mu ya? Yeter ya artık falan dediğin. Olmadı. Tamam, iyi. Evet, diğer soruya geçelim. Dikkat et kendine. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Oldu. Hadi bay bay. Konuşuruz yine. Yok ya, öyle şeyim olmadı. Bazen yoruluyorum ve bakıyorum hayatı şey çok es geçmişim işte. Bir bakıyorum ben bir yıldır yemin ederim sana bir arkadaşımla kahve içemiyoruz. Alper tamam. Bizim çocuklarla kahve içmeye vaktimiz olmuyor diye çocukları YouTuber yaptım. Artık bir aradayız ya. Onlara da kanal açtık. Ve arkadaşın olmak istediğin insanları YouTuber mı yapıyorsun? Aynen. Sevgilimle vakit geçiremiyorduk. YouTuber yaptık. Şunu kapatabilir miyiz az bir şey? Alper. Ben yani böyle numaralar görmek istesem pavyona giderdim. Pavyon mu? Al. Geri kalanında bu tatta devam edelim diyorum. Tamam. O zaman ben üstüme rahat bir şeyler giyeyim mi? Peki böyle takıntılı olduğun bir şey var mı? Birisi cepleri elin böyle yapınca ben de yapıyorum. Dalga mı geçiyorsun? Sen yaptın ya, şu an bu işte. Bunu yapsam? Onunla da yapalım. Bu böyle salak takıntılar. Ciddi mi ya? Yok ciddi değil ama şu özellikle birisi yapınca benim de yapasım geliyor. Çünkü böyle hani böyle bir şunun bir hayvanlığı var ya böyle. Hemen o moda giriyorum hemen. Alakasız. Çok alakasız iyi. Yani. Gerçekten güzel bir bence özellik. Hani böyle ama... Betül'le ayrıldık çünkü... Baktım Muhammed akmıyor mu? Betül'le ayrıldık çünkü. Biz seninle bir tane Vine çekmiştik ya, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, bu diyetisyen olan mı diyorsun? Ben öyle bir şey çekmedim arkadaş. Bak Vine'ı anlatıyorum. Ben Ahmet'le konuşuyorum. Diyorum ki ya çok kilo aldım, zayıflamam lazım. Sen Ahmet de diyor ki ben seni çok iyi bir doktor biliyorum, ona götüreceğim diyor. Ondan sonra sen kapıyı açıyorsun, doktor bey sizi bekliyor diye bana sesleniyorsun. Hayır. Bir saniye, o Berkcan'dı. Berkcan. O Berkcan'dı. Berkcan açıyor kapıyı. Doktor bey sizi bekliyor diyor. Tamam. Ben giriyorum içeri. Doğa Konakoğlu'nu görüyorum. Hay sikim böyle doktoru deyip çıkıyorum. Neredeyim ben bu? Kamerayı sen tutuyorsun. Anlasana! Bir şey yaptın diyelim ki 7-8 milyon izlendi, tamam mı? Bir sonraki hafta bir şey yaptın 2 milyon izlendi. Böyle şeyler oluyor. Çok oluyor. Heh. Bu mesela sende şunu düşündürüyor mu? Ya abi üf, demin geçen haftaki 8 milyon izlenmişti. Bu haftaki niye 2 milyon izlendi ya? Bu ne biliyor musun? O YouTube'un şeyi bence. Şşş tamam hadi çok da götün kalkmasın. Yani. Hani o elimdesin ha falan filan, izletmem bak demesi yani. Hani hiç de afları yok yani. Hani öyle söyleyeyim. Hani yani ayıp olmasın diye izleyeydiniz bari diyorum hani. Evet kötü video tamam. Bir bak kapat, bir bak bir yarısını izle yani bana. Televizyonda öyle değildi ki. Orada biliyorsun işte uzun seneler boyunca bir yüz tutuyor ve devam ediyor yani. Ama burada düşünsene yan taraftan sürekli birisi öneriliyor. İşte Enes, benim videomu izliyorsun, Enes Batur, işte Orkun, hepsi bir şey yapıyor böyle yeni. Yanda böyle gözüküyor. Yani tıklamamak için burada gerçekten dikkat çekici bir şey olması lazım. O yüzden her hafta sürekli çalışmak lazım. Evet çünkü hani tak diye hemen silinip gidebilirsin. Anında, sosyal anında. Yani. Ki öyle isimler de var. Var mesela. Ben yapacaktım sen. Ofise gelen olduğu zaman anı çekiyorum. Çekebilir miyim seni? Tabii ki. Evet, Cihan Akıncı da buradaydı. Ya kime rastlasak sokakta? YouTube'a bir şeyler yapıyor. Evet. Bir şeyler yapmak da istiyor aslında. Hem bu istekle evet. Alakalı hem de bu yapan insanlarla alakalı ne düşünüyorsun? Yani şöyle, YouTube'da bir şeyler yapmak isteyenleri ben kafamda ikiye ayırıyorum. Bir tanesi bundan hani bunu hobi olarak yapacak olanlar, bir tanesi de bunu iş olarak yapacak olanlar. Şimdi hobi olarak yapacak olanlara çok fazla bir şey söyleyemiyorum çünkü gerçekten adam hobisini yapıyor. Atıyorum ne bileyim heykeltıraş ve heykel videoları yapıyor. Tabii bu daha niş bir kitle. O yüzden hani onların tamamen kendi tercihlerine göre kanalları şekilleniyor. Ama hani bu hem benim işim olsun hem eğleneyim diyenler için hani birkaç izin verirsen şey verebilirim. Tabii ki. Yol gösterebilirim yani kendi deneyimlerim kadarınca. Kimseyi kandırmaya çalışmamak lazım. Çünkü her şey ya fake genelde işlemiyor YouTube'da.
fake ise onun o durumun fake'liği üstüne bile şaka yaparak hani bunu yapmayı tercih ediyorum. Çünkü artık çok anlaşılıyor yani her şey. Ve mutsuz olacağın içerik tipini sırf maddi açıdan daha iyi olacağını düşündüğün için yapmaman gerekiyor bence. Çünkü o da geçiyor karşıya. Şimdi Vine'a başladık. Tamam mı? O zaman kim var? Ben varım, sen varsın, Halil Söyletmez var, Hakan Epcan var, Anıl İlter var, Doğa Konakoğlu var. Hepsi şu an burada! Var mı böyle sevmediğin YouTuber? Var. Sevmeye izlediğin var mı? Diğerlerinin ne yaptığını tabii ki takip etmek açısından sevmediğim ve videosunda içeriğine baktığım en azından full oturup işte 20 dakika izlemeyip de hani ne yapmış, tamam ortada ne var? Hala başlamamış videoyu. Yani sonuna geliyor, videonun konusu geliyor. O video bitiyor falan. Öyle çok var. Nefret ettiğim şeylerden bahsedeyim mi? Bahset. En sevmediğim şey montla yemek yemektir. Sen en sevmediğin şey yalakalık değil mi? Yalakalığı hiç sevmem. Nefret ederim. Yalnız bak dikkat edersen ne biçim takipçin? Helal. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda mest oldum. Yani. Harbiden diyorum. Bayağı cidden bütün videolarını izledim ya. Buraya gelmeden önce mi yoksa genel izlemiş miyim? Gerçekten izliyorum. Yok mümkün değil. O kadar vaktim olamaz buraya gelmeden. Hemen izleyemem o kadar. Evet doğru. Çok teşekkür ederim. Herhangi bir videondan herhangi bir şey sor direkt bileyim. Gerçekten mi? Oğlum çok iddialı girdim. Dur dur. Bir dakika dur. Bir saniye dur. Bizim cam kasa videosunu kazanan, kıran kişi kim? Riyaz. Helal olsun vallahi helal olsun. İzliyorum ya gerçekten çok çünkü orijinal çok içerikler oldum. Yani çok çoğu. Mutlu oldum. Sen zaten öyle düşünmüyor musun? Sence sen YouTube'daki en orijinal içerikleri yaratan yok kişi değil canım. Misin? Yok ya YouTube'daki. YouTube çoğu Türkiye'deki. Türkiye dersen olabilir. Sende de şey var böyle sevdiğin tutkulu olduğun evet. Şeyin peşinden gitme hevesi. Evet evet var ya mesela laps diye okula gitmeyi bıraktım falan annem babam falan hani çok şey oldu tabi garip oldu. Herkes onu ne yapıyorsun işte hani okula git boş işlerle uğraşma falan filan derken sevdiğimiz işin peşinden koştuk. Pişman mısın peki? Pişman değilim. Ama bazı pişmanlıklarım da var tabi. Ne gibi? Özel değilse tabi çok. Yani Alper. Drama bölümü geldi mi? Yok yok daha değil. Yok pişmanlığım yok. İnsanların seni bir arkadaşa gibi görmesi de çok evet. Tarif edilemez bir his aslında yani. Evet evet yok gerçekten güzel. Bir de benim kanalda hani gerçekten çok küçük yaşta arkadaşlar da var. Büyük insanlar da takip ediyor. Böyle yelpazesi bence YouTube Türkiye'deki en geniş kanallardan bir tanesi oldu. Gerçekten sokakta da yani benim yanıma 7 yaşındaki küçük çocuk da geliyor. 35 yaşındaki adam da geliyor. Çok fazla yaştan takip edenler var. O yüzden yani bunu başarabildiğim için açıkçası mutluyum. Ya geçen işte bizim Kerem'le kavga ettik. Tekme tokat. Bir şeyin, bir videonun girişinde. Ciddi ben mi? Sinirli... Yok, baş en başa koy diye. Oğlum ama gerçekten geçti bana da ya. Geçti mi? Ne? İyi oyuncuyum. Buradan yapımcılara bütün, sesleniyoruz. Bütün yapımcılar. Kerem'i tekme tokat dövdüm diyordun. Yok. Kerem'le tekme tokat kavga ettik dedim çünkü o beni döver muhtemelen. Çocuklara bir mesajın var mı seni takip eden en azından? Yani çok fazla sokakta da veli görüyorum. Bir de ya da çocukların yanında da velilerle karşılaştığım zaman bazen yakınıyorlar hani ya sizi izlemekten işte derslerinde çalışmıyorlar vesaire gibi tepkiler oluyor. O açıkçası bir tık üzüyor. Sonuçta hani çocuğun bir de veliden duyunca çocuğun ders çalışmama sebebi oluyorsun o an. Bir de böyle veli bakıyor. Sizin yüzünüzden çocuğumuz ders çalışmıyor ya. Bak internet bitti falan filan diyor. Üzüyor tabii ama onlar hani tavsiyem her zaman bu tarz işlere girecekseniz de ilk önce bir okulunuzu hani bitirip ondan sonra girmeniz olur yani. En azından üniversiteye gelene kadar ben öyle yaptım çünkü. Ben yapmamışım şimdi o da ayıp olur hani yapmadığım şey senin. Ya en azından bence üniversiteye gelene kadar başlanmaması gerekiyor. Sadece bence izleyici olunması gerekiyor. Çünkü çok kafa dağıtıyor ve bu bir iş haline geliyor ister istemez. Ha bugün attım 1000 izlendi, ikinci videom 5000 izlendi. Hop kendini bir bakmışsın içindesin. Bu arada çocukların da o saf sevgilerini görmek sokakta çok güzel oluyor. Bazılarının. Niye böyle pislik
şeyler yapanlar oluyor mu arada? Ha oluyor o yüzden. Ne gibi mesela? Pisuvardayım geçen. Canlı yayın var. Şimdi bak, canlı yayında geliyor çocuk. Evet arkadaşlar, Alper Rendi. Zoom'a atıyor, görüyorum. Çevirdim kafamı. Şimdi canlı yayındayım. Hani, ne yapın lan sen falan diyemiyorsun. Tamam, canlı yayın, pisuvar elim burada. Böyle hafifçe arkamı dönüp kapattım. Gel bakayım dedim böyle falan. Baktım abi canlı yayın harbiden. Allah'tan sıfır kişi izliyor. Hah dedim, güzel. Senin böyle. Kaplan kafesine girdik. Bak. Kerem'in kolu protez falan. Bak. Yaşadığımız şeyi kamera arkasına anlatacağım sana ve bunu kimse de bilmiyor. İlk defa senin kanalında, senin programında yapıyorum bunu. Söylüyorum. Tamam, bunu başa koyarsın. Oğlum beni kandıramazsın böyle bu çocuğa. Hayır. Ben ciddi anlatıyorum zaten. Anlatıyorum. He okey tamam. Tamam buraya koy. Tamam anlatıyorum abi. Abi Kaplan kafesine gireceğiz. Ekipçe yine. Girdik Kaplan kafesine. Videoda yok buralar. Ama video çekiyoruz yani işte başladık videoyu. Kaplan çıldırdı. Kaplanın işte terbiyecisi şeyi var, bakıcısı var. Baktı işte kaplanın böyle buralarını falan yardı kaplan. Bizi hepimizi birden görünce çıldırdı böyle. Ona böyle attı bir iki. Dedi ki hemen açın kapıyı falan. Biz böyle gittik hemen kapattık. Kaplan böyle geldi, biz kapıyı kapattık falan böyle. Kurtulduk. Çekemiyoruz videoyu. Bize zaten hemen şey imzalattılar. Hani ölürseniz bizden değil falan filan kağıtları. Biz nasıl gerildik? Şimdi Kerem'in sigortası yok. Beni sen düşün falan. Şimdi çocuklar riske giriyor. Bakıyorum harbiden falan riskli yani. Adama diyorum ki bak şaka değil, hani kayıtta da değiliz. Gerçeği söyle yani, böyle video yükselsin diye falan şey yapma diyorum. Yok diyor abi, gerçekten bu şuraya bir pençe attı mı bittik diyor. Adamın kolları paramparça bunları söylerken böyle şöyle duruyor adam. Ondan sonra içeri şey yaptık. Onun dostu bir ayı var. Ayıyı attık içeri. Ayıyla bayağı takıldılar. Boğuştular şey falan filan. Hayvan artık bir tık daha böyle sinirini boşaltınca biz içeri girip videoyu çekebildik. Yoksa o bizi parçalardı orada. 2 saat falan bekledik. Evet 2 saat falan adam diyorum, kaplandan bahsediyorum buradan. Kendisi de izliyorsa şey olmasın. Öyle bir saygı duyuyor yani kaplana artık, düşünün. Alper bu arada teşekkür ederim. Programıma konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Gerçekten. Keşke beni ilk videoya çağırsaydın ama olsun. Ama senin vaktin yoktu ilk videoda. Yo vardı, sormadın ki. Bilallerin 6 milyon takipçisi var ya, o yüzdendir diye düşünüyorum ve gayet de normal buluyorum. Ben nasıl ateş edeceğim? R'ye bas R'ye. Alper şimdi oyunun kaderi değişti biliyor musun? Son 3 saniye dur. Ne oluyor şu an? Şu an neredesin sen? Şey. Hiçbir fikrim yok. Taba basa da. Haftanın gel. Kahramanı. Balta alsın balta. Alan daralıyor, hadi gel. Alanın tersine gidiyorsun. Tamam hadi yürü. İşaretledim bak oraya. Tamam okey. Abone olundu mu peki? Bildirimler açıldı mı? Abone olundu, bildirimler açıldı. Açık Büfe kanalına. Benim kanalımın linki aşağıda mı? Alper'in kanalının linki aşağıda. Video likelandı mı? Likelanmıştır artık bu zamana kadar diye yani düşünüyorum. Buraya kadar izlendiyse... Likelanmıştır da değil mi? Böyle evet, şaka yapmaktan hiçbir konuşamıyoruz şu anda. Ya gerçekten eğlendim. Açılış cümlen ve sabit bir olması olsun gerekiyor falan dedi Bilal bana. Bence çok doğru demiş. Sen ne yapıyorsun? Ben bulamadım orijinal zeytinyağını. Bu iki tane bulursam bir tane. Tamam. Şey nerede? Bak şimdi. İşte şöyle. Arkadaşlar özür dilerim. Açık Büfe nerede?